Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik bebeklerimiz için güzel bir önlük çalıştık. Önlüğümüzü yakasından başladık. Şöyle hemen hemen yuvarlak bir şekilde ördükten sonra belli ayarlamalarımızı yaptıktan sonra şöyle bakınız. Ön kısımdan artışlarımızı yaptık ve yeterli ölçüye geldiğimiz zaman bıraktık. Bütün sıralarımızda artış yapmadık. Bazı sıralarımızda artışlarımız, bazı sıralarımızda ise düz olarak ördük. Kenarlarını da beyazla tığladıktan sonra ortaya uyumlu olacak şekilde kenarıyla bir kalp çalışması yaptık ve önlüğümüzü tamamladık. Önlüğümüzü yakadan da iki tane düğme ile yandan ayarladık. Arkasına koymak istemedik. Yandan daha hoş bir görüntü alsın istedik. Evet önümün ölçüsüne bakmak istiyorum. Omzundan önce bir ölçelim. 22 santim şöyle baktığımızda omzundan şöyle en son kısımda 21 buçuk santim bakın 21 buçuk santim şuradaki tam boğaz kısmından baktığım zaman ise 17 santim yani şuradaki beyazı da tam sayarsak 17 buçuk santim enine bakalım en ilk boğaz kısmında bir beyazdan diğer beyaza 14 santim en uç kısmı ise bir uçtan diğer uca da 25 santim olduğunu görüyoruz. Daha büyük örmek isterseniz e, hem ilk başlangıç zincirimizi fazla yaparak birazcık daha büyütebilirsiniz. Geri kalan artışlarımızı aynı yapabiliriz. Eğer büyük yaparsanız yine buradaki e, ön için ayırdığımız bölümü birazcık daha fazla ayırarak bütün işlemlerimizi aynı şekilde devam ettiğiniz takdirde gayet güzel önlük çalışmamız olur. Evet, hepinize kolay gelsin diyerek hemen önlüğümüzü örmeye başlayalım. Kolay gelsin. İki renk kullanarak önlüğümü örmek istiyorum. Aynı zamanda 3 numarada tığ kullanacağız. Örgümüzü örerken hemen zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. İpimizin kalınlığına ve inceliğine göre zincir sayımızı belirleyelim. Şöyle baktığım zaman 3 tane zincirimi çektim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 55 tane zincirimi çektim. 55 zincirimin santim olarak ölçüsüne bakıyorum. 24 santim zincirimizin ölçüsü. Hemen tığımızı alalım ve örmeye başlayalım zincirimizi. Geriye sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincirimin içerisine gelerek trabzanımı örüyorum. Zincirimle birlikte iki tane trabzanım oldu. 2, hemen üçüncüye batıyorum. Ve dördüncü zincirimin içerisine de girerek trabzanımı örüyorum. Dördüncü trabzanımın içerisine bir tane daha batıyorum ve bir artışımı yapıyorum. Üç tane tek, bir tane çift ördüm ve ilerliyorum. Üç tane tek öreceğiz, bir tane çift. Bir, iki, üç ve dördüncü zincirimin içerisine çift olarak trabzanımı öreceğim ve bir tane daha batıyorum. Şöyle bakalım şimdi 1 2 3 4 bakınız 3 tane tek dördüncü çift ördüm şöyle sayalım 2 3 3 tane tek dördüncü çift sıramızın sonuna kadar 3 tek dördüncü çift olarak örüp tamamlayalım. Birinci sıramızı örerek tamamladım şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım tam bitirdiğimiz yerden 3 tane zincirimizi çekelim 1 2 ve 3 örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen ikinci sırada gelen tırabzanımın üzerine bir tane tırabzanımı örüyorum. 2 tane tırabzanımı ördüm. Hemen 3. tırabzanımı örüyorum. 3. tırabzanımı aynı yere bir daha batarak çift olarak örüyorum. Bu sıramızda 2 tane tek, 3. çift olarak örelim. 1 2 tek Bakın 2 tane tek, 3. çift. 2 tek üçüncü çift olarak örüyorum bir ve iki tekrar iki tane tek örüyorum bir yanındakine batıyorum iki iki tekimizi ördük üçüncüye tekrar bir aynı yere bir daha batıyorum ve artışımızı yapıyorum İkinci sıramızda iki tek bir çift, 2 tek bir çift, 2 tek bir çift olarak sıra başına kadar gelelim. İkinci sıramızı tamamladık. Bakınız ikinci sırada şu şekilde üst üste gelmekte. Neredeyse tamamen yani yuvarlağımızdan fazlası. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyorum. Üçüncü sıramıza başlarken üç tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve hemen ikinci trabzanımın üzerine bir tane örüyorum üçüncü trabzanıma örüyorum üç tane tek ve dördüncü trabzanımı da tek olarak örüyorum dört tek beşinci trabzanımı çift olarak örüyorum bir aynı yere bir daha batıyorum şöyle bakalım bir iki üç dört beşinci çift dört tek beşinci çift olarak örelim ve üçüncü sıramızı bu şekilde tamamlayalım bir 2 3 ve 4 5. ipimiz yarım alındı. 5. çift olarak örüyorum. Katlı ipler biraz sıkıntılı olabiliyor. Evet. Bakalım. 2 4 tane tek 5. çift ki 4 tek 5. çift ve 3. sıramız 4 tek 5. çift olarak tamamlayalım. 3 sıra tırabzanımızı ördükten sonra ipimi kopardım. 3 sıra e, boynumuz için yeterli oldu. Önümüzü bakınız arkada değil yanda yani omuzla düğmesi olacak şekilde örüyorum. Şu görmüş olduğumuz kısımlar arka kısma kalacak işaretimin olduğu yere kadar her iki işaretimden itibaren önü örmeye devam edeceğiz. Şimdi buradaki şu uçtan başladığım ilik yerinden olacak kısımdan diğer işaretime kadar şuraya. 68 tane trabzanım var. Şuradaki trabzanı sizlerle birlikte sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24 tane trabzan da buradaki işlem yapacağımız sıranın trabzan sayısı ve diğer ayırdığım sıra 2, 4, 6, 8 ve 9 tane trabzan da bu tarafta kaldı. Şimdi tığımıza ipimi taktım ve geniş taraftan geldiğim yerden itibaren trabzanımı örmeye başlıyorum bir tane sık iğne ile birleştirdim 2 ve 3 3 tane zincirimi çektim hemen yanına 2 bir sonraki 3 bir sonraki trabzanı örüyorum 4 5 ve 6. trabzanımı çift olarak örüyorum bir tane arttım 5 tek bir tane çift ve devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 çift 1 aynı yere batıyorum 2 5 tane tek bakın 2 4 5 6 çift 2 4, 5, 6. çift. Diğer işaretime kadar aynı şekilde örelim. İşaretimize kadar 5 tane tek 6. çift olarak ördüm ve en son çift olarak tamamladım. 3 zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bütün trabzanlarımı sıradan birer birer örüyorum. Artış yapmıyorum bu sıramızda. Evet sıramızı 1, 2, 3 artış yapmadan 3 tane ördüm bakınız kırmızı ayracımı taktığım sırayı düz ördüm hiç artış yapmadım İkinci sırasını düz ördüm ve üçüncü sırasını artış yapmadan ördüm şimdi dördüncü sırada bakınız artıştan sonraki yani kırmızıdan sonraki dördüncü sıramızda ise 7. trabzanı çift olarak öreceğiz başlıyorum 3 tane zincirimi çektim örgümün yönünü çeviriyorum hemen ikinci trabzanıma batıyorum 2 3 bakın 3'ten zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız 4 5 6 7 7 trabzanımı 2 defa örüyorum ve bir tane artışımı burada yapıyorum 6 tane tek 7 çift tekrar başlıyoruz 1 2.

iki defa batıyorum bakın aynı yere 7. trabzanımı iki defa örüyorum. Şimdi bakalım şöyle görelim. Başlangıçtan itibaren 1 2 3 4 5 6 7. çift. 1 2 3 4 5 6 7. çifti zaten iki defa daha bir sonda bir de bu arada artışımızı yapacağız. Bu artışlarımızı tamamladıktan sonra görüşelim. Artışımı yaptım. 6 tane tek 7. çift 6 tek 7. çift olarak ördükten sonra üzerinde 2 sıra hiç artış yapmadan örelim 1 ve 2 defa örelim sonrasında görüşelim artış yaptıktan sonra 2 sıra artış yapmadan ördüm toplamda ördüğümüz sayı şöyle bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sıra ördük şimdi yine 6 tane tek 7. çift olarak örelim. Bir sıra düz gidelim. Ondan sonra yine 6 tane tek 7. çift olarak örelim. Şimdi başlıyorum. 6 tane tek 7. çift olarak örelim. Baştan zincirimizi çekiyoruz. 3 tane döndürüyorum. 2 3 4 5 6 6 tane tek ördüm. Bakınız 2, 4, 6. 7. çift olarak örüyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2, bu sıramızın tamamını 6 tane tek 7. çift örelim. Bir üst sırayı tamamen düz örelim. Bir sonraki sırayı yine 6 tek 7. çift olarak örelim ve görüşelim. Evet önlüğümüzü yeterli ölçüye kadar örerek uzattım. 2 tane artışı ard ardına yaptık. Bakınız 7 tane ya yani 6 tane tek 7. çift olarak 2 sıra art arda ördüm. En son sıramızı ise artış yapmadan bir sıra ördüm. Toplamda kaç sıra ördüğümüz sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 sıra ördük. 14. sırayı birebir tamamen hiç artış yapmadan ördük. 13 ve 12. 6 tane tek 7. çift olarak ördük her ikisini. Diğerlerini de zaten beraber yapmıştık. Şimdi tığıma beyaz ipimi taktım. Hemen örmeye başlıyorum. Şuradaki uç kısımdan başlayalım. Şu takip eden yerden gelelim. Bakın şuradan giriyorum. Bir tane zincirimle sık iğnemi yerleştiriyorum her birinin arasına birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum bu boyun kısmı için olacak bölümümüz diğer kısımda farklı çalışma yapacağız burayı daha fazla büyütmek istemiyoruz sadece kenarımızdan her bir trabzanımıza birer tane sık iğne örerek geliyorum dış kısımdan başladık birer sık iğne ile dolaşalım uç noktaya kadar birer sık iğne örerek geldim her bir trabzanımızın arasına birer tane sık iğnemizi ördük şimdi geniş kısmın olduğu bölümdeyiz bakınız önlük olan kısmındayız önlük olan kısmına geçişimizin ilkinde hemen tığımın başını doluyorum ve araya giriyorum başlıyorum bir aynı yere iki üç dört ve 5 5 tane trabzanımı aynı yere ördüm ve bir sonraki bakınız bir sonraki trabzanımı içten girerek batıyorum ve tığımın başını doluyorum sıradaki trabzan yuvasına girerek 5 tane yine trabzanımı yan yana örüyorum aynı yere 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı yine ördükten sonra bir sonraki sık sıradaki bakınız trabzanımı gelerek batıyorum ve tekrar tığımın başında doluyorum. Bir sonraki trabzanımın içerisine girerek yine 5 tane trabzanımı aynı yere örüyorum ve başlangıç noktama yani şuradaki kısma kadar geliyorum. Kenarını tamamen dolaşıyoruz. Boynumuzun bu ince kısma gelene kadar örüyoruz. Yandan birer trabzan, birer trabzan örmüştük. Bir trabzan'a beş tane e, trabzan, bir trabzan'a batmıştık. Buradaki alt kısmında ise iki tane trabzan atlıyoruz, batıyoruz. İki trabzan atlıyoruz, beş tane trabzanımızı örüyoruz. İki trabzan atlayıp batma işlemini yapıyoruz ve bu şekilde alt kısmı örmeye devam ediyoruz. Burada herhangi bir şekilde e, kafamız karışmasın. İkişer tane atladığımız zaman gayet uygun mesafe ayarlanıyor ve beşer tane trabzanımızı 2 3 4 ve 5 örüyorum. 2 tane atlıyorum. Bakınız araya giriyorum. Tekrar tığımı başında doluyorum. 2 atlıyorum. Araya giriyorum ve bu şekilde örüyorum. Önlüğümüzü bir uçtan diğer uca kadar tığlayarak geldim. En son bu uzunluk kısımdayız. Bakınız uzun üstte kalan kısımdayız oraya bir tane sık iğnemi yaptıktan sonra bir iki üç tane zincir çekiyorum ikinci trabzanın ortasına batıyorum bir ve bir tane daha sık iğne yapıyorum üç tane zincir tekrar çekiyorum diğer uç noktaya batıyorum ve bir tane daha sık iğnemi yapıyorum diğer sık iğneye şöyle girerek bir tane zincir çekip kapatıyorum. İki tane iliğimizi de buraya hazırlamış olduk. İki tane düğme dikeceğiz çünkü. Evet önlüğümüze bakın iki tane de düğmemi diktim ve taktım. Şu şekilde gayet güzel oldu. Şöyle arkasına bakalım. Bakınız arkası da boynundan şu şekilde geçirilip arka taraftaki olan kısmı. Evet şimdi e, buradaki ön kısmına minik bir kalp çalışmak istiyorum. Çok boş kalmasın. Sihirli halkamın içine zincirimi çekerek başlıyorum. 2 ve 3 3 tane zincirimi çektim. Halkadan çıkarıyorum. Parmağımı ve yanına ikinci bir trabzan. Tek sefer örüyorum. İkinci kez örmüyorum. Üçüncü bir trabzanı tek sefer örüyorum. 3 tane trabzanımı çekiyorum. 1 2, 3 Tekrar 1 tek sefer aldım. 2 tek sefer aldım. 3 tek sefer. Hepsini aynı anda çekiyorum. 1 2 3 tane zincirim hemen ilave ediyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 tek seferde çekiyorum. 1 2 3. Toplamda 3 tane bakınız tek seferde çektiğimiz trabzan grubumuzu ördüm. 2 tane daha yapalım. Hepsi 5 tane olunca görüşelim. 5 tane çiçeğimizi ördüm. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 3 tane çiçeğimizi ördüm. Ve zincirimizin çıktığı noktaya gelerek batıyorum. Ve şu şekilde birleştiriyorum. Ve buradaki görmüş olduğumuz zincirimin içerisine şöyle geçiyorum. Ve beyaz ipimi alıyorum. Pembe ipimizi koparmıyoruz. Beyaz ipimizi de örmeye devam edeceğiz. Bakın zincirin içerisindeyim. 1 2 2 tane zincir çektim beyazımdan. Şu şekilde düzenliyorum. Buradaki görmüş olduğumuz 3 tane zincirin içerisine doldurmaya başlıyorum. 2 2 tane zincir beyazda çekmiştim. Bir trabzan daha ekleyince toplamda 2 oldu. 3 4 ve 5 5 tane trabzanımızı bakınız ördüm yandaki zincirimizin içerisine geçiyoruz buraya da 5 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 bir sonraki zincirimin içerisine tekrar 1 2 3 4 ve 5. Bir sonraki zincir grubunun içerisine giriyorum. 1 2 3 4 ve 5. En son 1 2 3 4 5. 5 tane trabzan da buraya ördükten sonra birinci trabzanımın üzerine yani zincir çektiğim yere gelerek batıyorum ve şu şekilde birleştiriyorum zincirimin üzerine gelelim ve birleştirme işlemini yapalım beşer tane her zincirimizin içerisine doldurdum pembe ipimizi alalım ve başlayalım beyazımızla sıkıştırıyorum bir bir tane zincir çekiyorum hemen yandaki trabzanın üzerine örüyorum bir zincir çekiyorum hemen batıyorum bir zincir batıyorum bir zincir çekiyorum diğer trabzanımın üzerine batıyorum bir zincir ve bir tane batıyoruz bir zincir bir sık iğne bir zincir bir sık iğne batıyorum bir zincir trabzanımın üzerine sık iğnelerimi batıyorum bu şekilde başa kadar geliyorum bir zincir bir sık iğne bir zincir bir sık iğne olarak aşağıdaki trabzanlarımın üzerine örüyorum Başlangıç noktamıza tekrar battım yine pembe ipimi alıyorum arkadan çekiyorum bir tane zincir çekiyorum bir zincirimden sonra hemen yandaki şuradaki görmüş olduğum pembeden bir zincir çekmiş olduğum yere giriyorum ve başlıyorum 1, 2, 2 tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yere bir zincir çektiğim yere giriyorum. Bir tane trabzan örüyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan örerek bir tane V yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen aşağıdaki bir zincirlik yere giriyorum. Bir tane trabzan, iki zincir, bir trabzan örüyorum. Bakınız iki tane V yaptım. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı ördüm. Bir zincir, iki zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Üç tane V yaptım. Her V'nin kendi içinde iki zincir çektim. Birbirlerinin arasında ise zincirimi çekmedim. Ve devam ediyorum. Bakınız üç tane V'm oldu. Aralarında iki zincir var. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum. Bir tane trabzan. Tekrar bir zincir çekiyorum bu kez bir ileri geçiyorum bir tane trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. evet tam buradaki bakınız şuradaki noktanın altına gelen yere şöyle e, tuttuğumuz zaman bakınız. Şöyle şu kısmı kalbimizin en sivri kısmı yapacağız. Şöylece koyduğumuz zaman bakınız şöyle şuraya yine çift olarak öreceğiz ve kalbimizin sivri yerini öreceğiz. Birkaç tane daha tek trabzanımızı örüyorum ve bakıyorum. Evet, burası tam yeri iki tane zincir çekiyorum bir iki aynı yere batıyorum şöyle gördüğünüz gibi bir tane zincir ve devam ediyorum bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan ve bu şekilde ilerliyorum Evet bir yarısını yaptığımız şekliyle diğer yarısını da yapıyoruz. Bakınız buradaki V'miz tam kalbimizin uç kısmını oluşturacak. 2, 4, 6, 7. Bakınız burada da 2, 4, 6, 7 şeklinde ördük. 3 tane de çiftli trabzanımızı ördük. Bir tane trabzan yana örüyorum. Şu şekilde tek sefer çekiyorum. Ve hemen buradaki dibe en ortadaki kısma gelerek batıyorum ve kalbimizdeki beyaz sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi örmeye devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum ve geçişimi buraya yapıyorum. Ve bir tane trabzan örüyorum. 2 3 tane trabzanımı ördüm. Hemen dibine batıyorum. Aynı yerin dibine battım 3 tane trabzanımı ördükten sonra. Şimdi V'nin içerisine giriyorum. Bakın sık iğne ile giriyorum. Başını doluyorum. 1 2 3 3 tane trabzan örüyorum. Yine aynı V'nin içerisine gelerek batıp bir tane sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. Diğer V'nin içerisine sık iğne ile giriyorum. Başını doluyorum. 1 2 ve 3 tane sık iğnemi örüyorum. Yine aynı V'nin içerisine bir tane sık iğne ile giriyorum. Bakınız böyle dilim dilim hoşluklar yapıyoruz. Tekrar V'nin içerisine giriyorum. Başını doluyorum. 1 2 ve 3. Aynı V'nin içerisine gelerek batıyorum. Evet V'lerimiz bittikten sonra bakınız tekli trabzanlarımız kalıyor. Onların da aralarına birer tane zincir çekmiştik. Hemen yanındakini atlıyorum. Bir sonraki trabzanlarımın arasına giriyorum. Direkt sık iğnemi batıyorum ve başlıyorum. 1 Aynı yere 2 Aynı yere 3 3 tane trabzanımı örüyorum ve hemen dibine batıyorum. Tekrar bir sıra atlıyorum. Bakınız bir tane zincir olan bölümü atlıyorum. Bir sonraki yere gelerek giriyorum. Sık iğne ile. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve dibine batıyorum. Bir tane atlıyorum. Diğer zincirimin içerisine gelerek batıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 dibine batıyorum. Şuradaki bölümde ise arkadaşlar bakınız hemen yanındakine yapıyorum. Giriyorum yanına. Başlıyorum. Kalbimizin ucu olacak kısma geliyoruz. 1 2 ve 3. Hemen dibine batıyorum ve kalbimizin uç kısmı olan V'mizin içerisine giriyorum. Sık iğnemle 3 tane trabzanımı ardı ardına yapıyorum. 1, 2, 3 ve aynı yere batıyorum. Tıpkı buradaki geçişte olduğu gibi hemen yanına da giriyorum. Önce sık iğnemizle girelim ve 3 trabzanımızı örelim. 1, 2 ve 3 Yine batıyorum ve diğer yanda yapmış olduğumuz işlemimizin aynasını tekrar ederek karşı tarafı da dolaşalım ve başta görüşelim. Kalbimizi de bu şekilde tamamladık. Şimdi önlüğümüzün üzerine kalbimizi yerleştirelim ve güzelce dikelim. Şöyle istediğimiz ortalayarak, şöyle açısını güzelce ayarlayarak yerleştiriyorum ve önlüğümü. Üzerine kalbimizde dikerek tamamlıyorum. Evet arkadaşlar kalbimizde tam ortalayarak diktim. Ee, çok hoş bir önlük oldu. Şöyle bakalım. Bakınız şuradan yandan. Olacak şekilde bakın tüm e, boyunu kavrayacak şekilde önlüğümüzü ördük. iki tane de düğmemi diktikten sonra önlüğüm kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere.